Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Değerli takipçilerimiz, bugün 10. ders sizinle paylaşacağım. 10. ders Ed-dersul aşiru 10. ders İnne ve ahavatuha. İnne ve İnnenin benzerleri. Ahavat burada benzer manasında. Kâne ve ahavatuha. Kâne ve benzerleri. Buna bazı kitaplarda inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri ismini de vermek mümkün. Evet, bazen de inne ve kız kardeşleri şeklinde de yorum yapanlar var. Ama biz inne ve benzerleri, kâne ve benzerleri diyeceğiz. Benzerleri derken neyi kastediyor? İnnenin ameli gibi amel edenler. Yani inne isminin nasb haberini ref ediyorsa innenin benzerleri de inne gibi ismini nasb haberini ref ediyorlar. Yine kâne ve benzerleri de aynı şekilde kâne gibi ismini ref haberini nasb ediyorlar. İsim ve haberlerinde inne ve kâne birbirlerinin zıttı gibi. Birinin nasb ettiğini diğeri ref ediyor. Birinin ref ettiğini diğeri nasb ediyor. Ama ikisi de innenin ismi ve haberi, kânenin ismi ve haberi şeklinde de mübteda haberin başına geliyorlar. İsim cümlelerinin ikisi de isim cümlesinin mübtedasını kendilerine isim, haberlerini de kendilerine haber yapıyorlar. El kelime tü, kelimeler. İbnün, ahbera, haber verdi. İbnün, oğul. Uhtun, kız kardeş. Ekarre, İkrar etti, itiraf etti yani. Beyyinetün delil, takva, Allah'tan korkmak, sakınmak. Ca'e geldi, hakeme hükmetti. Racülün, bir adam, arefe, bildi, tanıdı manası da var. İlmun, ilim. Evet, burada haletün kelimesi bizim Türkçemizde hala deyince biz hala babamızın kız kardeşini kastederiz. Belki Türkiye'mizde bazı bazı illerimizde hala halen daha annenin kız kardeşi için kullanılır. Bu Araplarda hal dayı, haletün teyze demek, teyze demek yani annenin kız kardeşleri, kız ve erkek kardeşi, ammün amca, ammetün de hala. Türkçedeki yani babanın kız kardeşi manasında Araplar böyle kullanıyorlar. Geçelim. Men yekunu, kim oluyor? Evet. Men yekunu, kim oluyor? Bakalım parça. Hun gâziyen adilen. Evet. İlk cümlemiz kâne ile başladı. Kâne ef'alun, kânenin ismi, şurayh özel isim. Evet. Emsileyi muhtelif eden bu arada ismi tasgir oluyor. Hüseyin'un gibi değil mi? Nusayr'un gibi. Şurayh'un. Şurayh idi. Gaziyen de kânenin haberi. Şurayh kadı idi. Adilen, bu da kadı kelimesinin sıfatı. Kâne şurayh'un gaziyen adilen. Şurayh adil bir kadı idi. Arafehunnâsu, insanlar o şurayhi tanıdılar. Arafe, tanıdılar insanlar. Hu nerede gidiyor? Şurayha gidiyor. Şurayhi tanıdılar. Bi ilmihi ve takvahu. Onun ilmiyle ve takvasıyla. Demek ki takva sahibi ve ilim sahibi bir kadı imiş. Ve fi yevmin, bir gün, yani günün birinde, öyle diyelim biz, günün birinde. Elhamdülillah. Ehdine ve ehdikumullah. Ca'uhu, ona geldiler. Bi. Bakın ca'e bi harfi ceriyle kullanılırsa gelme, getirme olur. Zehebe bi harfi ceriyle kullanılırsa gitmek, götürmek olur. Ca'uhu bi raculin müznibin. Günahkar bir adamı ona getirdiler. Ca'e getirdi oldu bi harfi ceriyle olunca. Yani günahkar bir adam ile beraber günün birinde ona geldiler. Günahkar adam ne yapmış? Akarra bi zembihi,
günahını yani suçunu itiraf etmiş, ikrar etmiş. Fe bundan dolayı da hakeme aleyhi şurayhun, şurah da onun aleyhine hükmetti. Ba'de ikrarihi bizenbihi. Yani suçunu itiraf ettikten sonra şurah da onun aleyhine hüküm verdi. Fekale raculu. Bunun üzerine adam dedi ki etahkumu aleyye bi gayri beyineti. Sen etahkumu hükmediyor musun aleyye benim aleyhime bi gayri beyinetin herhangi bir beyine delil olmaksızın benim aleyhime mi hükmet dedi. Fekale lehu şureyh de o adama dedi ki suçluya lekad ehberni muhakkak bana haber verdi. Bizalike yani bunu senin suçunu bana haber verdi. İbnu uhti haletike. Senin halanın yani teyzenin kız kardeşinin oğlu bunu bana haber verdi dedi. Teyzenin kız kardeşinin oğlu bunu bana bildirdi. Tekrar bu suçlu adam düşündü. Galilen az bir şey düşündü. Sümme arafe sonra itiraf etti. Sonra bildi ki en yazmış burada kitap. Burayı değiştirelim. İnnenin kardeşi ismini de nasip etmiş çünkü. Enne şurayhen yaksiduhu. Şurayhin kendisini kastettiğini anladı. Yani teyzemin kız kardeşi o zaman fe ummuhu uhtu haletihi onun annesi teyzesinin kız kardeşi idi ve hüve ve kendisi de ibnün li ummihi annesinin oğlu idi. Yani onunla kendisini kastettiğini adam anladı. Burada enne şurayhan yaksiduhu ifadesi var. Burada enne olarak okursak burada enne şurayhan şurayh ennenin ismi yaksiduhu cümle olarak fiil, fail ve mef'uluyla beraber ennenin haberi olacak. Bu enne ismi ve haberiyle beraber arefenin mef'ulun bihisi diyeceğiz. İki mef'ul yerine geçer. Evet, o zaman ne oldu? Şurayhin kendisini kastettiğini anladı. Et-tedribat, alıştırmalar. Evvelen ilk olarak el-isti'ab okuduğunu anlama. El-isti'abı ve'abe fiilinin istif'al babına nakledilmiş halidir. Bunu da böylece ifade etmiş olalım. Et-tedribul evvelu ilk alıştırma. Ecib anil es'ileti taliyeti gelen suallere cevap ver. Menillezî şehide alel müznibi. Suçuna yani günahkara, suçluya kim şahitlik etti? Şahitlik eden kimdir? Evet, kim kendisi ikrar ettiği için, değil mi? Keyfe ahbara Şureyhun er-racule bi ennehu i'terafe. İtiraf eden adama Şureyh nasıl haber verdi? Sen dedin demedi yerine biraz kinevi olarak değil mi? Teyzenin kız kardeşinin oğlu bana söyledi diye bir ifadede bulundu. Peki men tekunul haletu hala yani Türkçemizdeki ifadesiyle teyze kim oluyor? Annemizin kız kardeşi oluyor. Ale eyyi şeyin hangi şey üzerine tedullu hazihil kıssa tü. Bu kıssa neye delalet eder? İtiraf edenin başka bir delil aranmaksızın aleyhine hüküm verilebileceğine delalet eder, değil mi? Mâzâ talebel müznibu min şureyhin. Şureyh'ten ne talep etti o suçlu? Delilsiz olarak bana hüküm mü vereceksin derken delil talep etmişti. Evet. Et-tedribü sâni ikinci alıştırma. Ta' alamete sahihin. Doğru alameti koy. Emâmel ibareti sahihati. Doğru ibarenin önüne ve alamete ve gene alameti koy ve alamete bu ifadeye sahihin yerine el-hâtıeti yazmamış ve alamete hata'in diye okuyalım biz burayı.
emamel ibaretil hati'eti, hatalı ibarenin önüne de hata işaretini koy, çarp işaretini. Ve sahih el hata, ve hatayı da tasbih et, düzelt. Kâne şureyhün gâziyen, şureyh bir kadı idi. Arafehun nâsu bi takvâhu, insanlar onu takvasıyla tanırdı. Buraya kadarı doğru ama burada ve hubbihi linnâsi, insanlara olan sevgisiyle tanırdı. Burası yanlış. O zaman buna hata diyeceğiz. Takvasıyla ve ilmiyle tanınıyordu çünkü. İnsanlara olan sevgisiyle vesaire değil. Evet, ilim sahibi, takva sahibi insanlar zaten insanları da severler. Kale Şureyhun lirraculi. Şureyh adama dedi ki, لَقَدْ اَخْبَرَنِي, bana haber verdi, اِبْنُ خَالَتِكَ, senin teyzenin oğlu, اَلَّذِي رَآكَ, yani dün seni gören teyzenin oğlu bana onu haber verdi dedi. Yanlış, çünkü öyle bir şey demedi, kendisi itiraf etmişti. İbnu uhti halatika huwa anta. Yani senin teyzenin kız kardeşinin oğlu huwa anta, o sensin. Doğru. Sahih işareti buna koyacağız. Evet, hakama Şureyhun alel müznibi. Şureyh günahkara hükmetti. Dune beyinetin, delilsiz olarak. Bu da hata. Delil var çünkü kendisinin itiraf etmesi. Kişinin kendisine yaptığı itiraf aleyhine olursa delildir, lehine olursa delil olmaz ama. Burada mecellede bir kaide olarak bilelim bunu. Aleyhde delildir. Câ'el müznibu ile şureyhin ba'de en, evet, i'terafe bizenbihi, suçunu itiraf ettikten sonra şureyhe geldi günahkar, o suçlu, öyle değil. Geldikten sonra itiraf etti. Evet, saniyen el müfredat, ikinci olarak kelimelerle ilgili alıştırmalar. Müfretler yani kelimeler. Et tedribü selisü, üçüncü alıştırma. Hatil muradife, eş anlamlıyı getir. Lima huve bi hattin esvede, siyah puntolu yazılanın eş anlamlısını getir. Evet, bakalım. Et takva sebilül müminin. Takva yani Allah'tan hakkıyla sakınmak müminlerin yoludur. Buna ne diyeceğiz? Eş anlamlısına takva kelimesinin puntosu yok. El-havfu minallah. Allah'tan korkma diyeceğiz. Akarra'l-mücrimu bizenbihi. Akarra'nın eş anlamlısını sormuş. O zaman i'terafel-mücrimu bizenbihi diyeceğiz. Buna da eş anlamlısı olarak. Qaddemel-gazi el-beyyinete. Kadı delil getirtti diyeceğiz. Kaddeme takdim etti, gösterdi, sundu. O zaman el-beyyinete burada delil manasında et-deliyle desek yeterli. Evet, devam edelim. Diğer sorulara geçelim. Et-tedribur-rabi'u, dördüncü alıştırma. İstahric el-kelimetel-garibete, yabancı kelimeyi çıkar. Minel-mecmu'ati fîmâ yeli, aşağıdaki gruptan yabancı kelimeyi çıkar. Gâzîn, kadı, muhammin, himaye eden, koruyan, tabibun, doktor, mucrimun, suçlu. Himaye eden, koruyan, suçlu, bunlar hep mahkemede hükmeden olan şeyler. Tabip, doktor, hastaneyle alakalı iş yapan. Farklı çıkarttık. Evet, haletün, teyze, ammetün, hala, sadikun, dost, halun, dayı, akrabalar. Bir tane sadikun var burada yabancı. Laibun, oyuncu, adilun, adaletli olan, müstakimun, dost doğru olan, zalimun, zulmeden. Bunlar da yine mahkemeyle alakalı. Laibun, oyuncu, mahkemeyle alakası olmayan kelimeler. Geçelim burayı da. Et-tedribul hamisu, beşinci alıştırma. İhtar minel kaimeti be, be listesinden seç. Kaime liste demek. Neyi seç? İhtarın mef'ulun bihisi geldi. El-me'nel münasibe, uygun manayı seç. Lil kelimati minel kaimeti elif. Elif listesindeki kelimeler için uygun manayı B listesinden seç. Üktüb el-rakmellezi yuşiru ilel icabeti. Evet, cevaba işaret eden rakamı yaz. Bakalım, elif sütunu, B sütunu ve cevap rakamları yazacağız. 1, 2, 3 diye. Müznib, yani suçlu, günahkar. Burada ne var? Muhdi,
hatalı, hata yapan müznip, muhti bunun ne oluyor? Uygun eş anlamlısı. O zaman buraya 1'e ne yazacağız? 3 yazacağız buraya. Evet. Akhbara, şey akarra, itiraf etti. Yine i'tirafa, itiraf etti. Aynı manada. Onu geçelim. Akhbara, haber verdi. Başka e'leme, haber verdi, bildirdi. Tamam. Ezzembu, suç, günah. El-ismu, suç, günah manasında. Beyyinetün, delil. Delilun, vâzihun, açık delil. Beyyine, aynı bu manada. Evet. Et-tedribu sâdisu, hâtil mukâbile fil ma'nâ lil kelimâtil âtiyeti. Aşağıdaki kelimeler için mana bakımından zıt anlamlıyı getir. Bakalım, kolaydır, siz de yaparsınız. Adilun, zalimun, kalilun, kethirun, değil mi? Kethirun, çok. Ümmün, anne, zıttı ne olur? Ebün, baba olur. Ehun, erkek kardeş. Ühtün, kız kardeş. Enkera, ne oldu enkera? Bilmezlikten geldi veya inkar etti. Yani delili söylemedi. Bunun zıttı da i'tarafa ya da ekarra, itiraf etti, söyledi olur. Evet, parçamızın asıl vermek istediği mesajın olduğu bölüme geldik. Thalisen, üçüncü olarak et-terakibun nahviyyetü, en önemli bölümü burası kitabın, konuyu inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşlerini anlamamız bakımından. Hareke koymamış, biz bunları okuyacağız. İnne ne yapıyordu? İsmini, nasb haberini ref ediyordu, ona göre okuyacağız. İnnallâhe azizün, Allâhe innenin ismi, azizün innenin haberi. İnne gelmeden önce nasıldı? Allahu azizundu. Allahu mübteda, azizun haber idi. İnne başına gelince Allah'ı innenin ismi yaptı. Azizunu da innenin haberi yaptı. Allah lafzını burada ne yaptı? Nasb etti. İnnellâhe yaptı. Evet. Elem te'lem. Burayı parantez için aldığı için istişadımız burası değil. Bilmedi mi? Ya da bilmezdin mi? Görmedin mi? Haberin yok mu? Manalar verilir. Ennallâhe, buradaki enne de innenin kardeşi, inne gibi amel ediyor. Ennallâhe kadirun. Allah kadirdir. Allahu kadirun idi. Başına enne gelince ennallâhe, Allah'ı enneye isim yaptı. Kadirun'u da ennenin haberi yaptı. Allah nafsını burada yine nasip etti. Burada sadece enneye mana verirken inneden farklı olarak şunu ifade etmemiz gerekiyor. İnnede tahkik manası var. Kesinlikle Allah azizdir. Bu birinci cümle. Ennede ise ismini numlayıp haberini dığlama diye bir formülle mana verirsek doğru mana vermiş oluruz. Allah'ın, ennallâhe, Allah'ın kadirun, kadir olduğunu enne ne yaptı? Cümleyi müfret teviline getirdi. Elem te'lem, Allah'ın kadir olduğunu bilmez misin ya da bilmedin mi? Evet, manası verilebilir. Bunu ek bilgi olarak sunmuş olalım. Velakinni rasulun, burada da lakinne innenin kardeşlerinden, benzerlerinden, inne gibi amel ediyor. Lakinneye bitişmiş olan mütekellim yası, buradaki ene zamirine karşılık gelen, neden mütekellim yası şeklinde geldi, ene gelmedi? Çünkü lakinne ismini nasb ediyor. Ene ref pozisyonunda bulunan zamirdir. Nasb pozisyonunda olduğu için burada mütekellim yası şeklinde gelen ene zamirinin iyaye ya da işte velakinni mütekellim yası böyle geldi. Bu mütekellim yası lakinnenin ismi Resulün lakinnenin haberi oldu. Min Rabbil alemin parantez içerisindeki bu car mecrur ve onun muzafinin ileyhisi de Resul kelimesinin sıfatı ileride gelecek. Nekreden sonra gelen car mecrurlar nekreye sıfat olur. Alemlerin Rabbinden olan bir elçi. Velakinni muhakkı şey. Ancak ben Resul'ün bir elçiyim. Evet, leyte yine innenin benzerlerinden, leyte keşke manasında. Evet, bir edatımız. Burada innenin ameli gibi amel ediyor. Leyte racule, racule leytenin ismi, eminün de leytenin haberi, keşke adam
güvenilir olsa manasında vereceğiz. Buraya. Keenne, bu da yine innenin benzerlerinden, inne gibi amel ediyor, sanki manasındadır. Keennel kaide, sanki komutan muntasirun, zafer elde etmiştir. Sanki komutan keennel kaide muntasirun, zafer elde etmiştir, kazanmış. Burada da keennenin haberi muntasirun olarak karşımıza çıkıyor. Bu sütunda ise değerli takipçiler kâne ve benzerlerini yazmış. Bunlar da kâne gibi amel edecek. Şimdi kâne nasıl amel ediyordu? Kâne ismini ref ediyordu, haberini nasb ediyordu. Haberlerin sonundaki elifler, iki üstünler bunu bize zaten izah etti. Kânenin ismi nasıl olacak? Ref olacak, merfu. Ve kâne Allahu azizen. Kâne gelmeden önce burası nasıldı? Allahu azizundu. İnne gelince innallâhe azizun oldu. Kâne gelince kânellâhu azizen yaptı. Kâne çünkü innenin amelinin tersi amel ediyor demiştik. O zaman Allahu kânenin ismi azizen de kânenin haberi oldu. Esbaha kânenin benzerlerinden kâne gibi amel ediyor. Esbaha ifal babından fiili mazi gibi gözükse de bunlar nakıs fiillerdendir. Esbaha manası kâne gibidir bunun. Oldu idi manası var. Ma'ukum sizin suyunuz oldu. Ne oldu? Gavran kurumuş, çekilmiş oldu. Yani suyumuz artık kaynağından çıkmıyor. Evet, kâne manasında verdik onu. Ve ize burada bir şey daha ifade edelim. Esbaha'nın ismi ma'ukum nedir burada? Ma'u su manasında, küm de muzafın ilehisidir onun. Sizin suyunuz gavranla esbahanın haberidir. Üçüncü maddeye geldik. Ve izâ buşşire ehadühüm bil ünse. Burayı parantez içinde almış. Bura bizim konumuzla alakalı bir istişhat değil ama geldiği için biz mana verelim. O müşriklerin erkeklerinden birisi müjdelendiği zaman bil ünse, kız çocuğu ile zalle kâne manasında olur. Vecuhuhu, onun yüzü müsvedden simsiyah kesilmiş. Kapkara kesilir yüzü. Yani utancından böyle yere bakamaz hale gelir diyor ayet-i kerim onların durumunu izah ederken. Zalle burada kânenin ameli gibi amel eden amil efalini aksadan. Vecuhu zallenin ismi. İkinci hu ise muzafun ileyh. Vecuhunun muzafun ileyhisi. Musvetten de zallenin haberi olarak karşımıza çıkıyor. Sara fiili, Sara da kânenin benzerlerinden, kâne gibi amel eden amil manası var. Sare'de sayruret manası var. Bunun masdarı sayrurettir. Sarel haceru, taş dönüştü. Turaben, toprağa dönüştü. Ama taş toprak oldu da desek, kâne gibi de mana versek şey olmaz ama bir sayruret var, bir dönüşüm var. Bunun manasını da onu bilelim. Haceru, Sare'nin ismi, Turaben'de Sare'nin haberidir değerli takipçilerimiz. Evet, leysel kafiru muntasiran ifadesindeki leyse kelimesi de yine kânenin benzeri gibi amel eden amillerdendir. Ef'aline aksadar, el kafiru leysenin ismi, muntasiran da leysenin haberidir. Leysel kafiru, kafir değildir, leyse değildir manasında, muntasiran zafer elde etmiş değildir. Bu tablo var karşımızda şimdi. Bu tabloda isim cümlesi, harf artı el cümletül ismiyeti isim cümlesi, ondan sonra isim cümlesini yine buraya almış, fiil artı isim cümlesi şeklinde tabloya. Yani bizim okuduğumuz biraz önceki şeyleri tahlil etmiş. İsim cümlesi böyleydi, başına inne gelince şöyle oldu. İsim cümlesi şöyleydi, başına kâne gelince bu hale dönüştü şeklinde ifadeler bulunmuş. Bunları zaten izah ettiğimizden geçiyoruz. Et-tedribu sabi'u, yedinci alıştırma. Bakalım. İstebdil kema fil misaleyni, iki misaldeki gibi değiştir. Misalde bazı değişiklikler yapmış. Onlara bakıp biz de aynını yapacağız. El-misalul evvelu, ilk misal. Kâne'r-raculu sadikan, adam doğru idi. Ne yapmış? Kânet taciru sadıkan. Tacir kelimesini kânenin ismiyle değiştirmiş. Kânet taciru sadıkan olmuş. Tacir
Doğru bir tacir idi yani. Doğru idi. Diğer misalde ne yapmış? İnnenin misalini vermiş. İnnel hamra, muhakkak hamr, içki haramun, şarap haramdır, içki haramdır. İnnel hamra ricsun. Burada da ricsun kelimesini verdi. Yani innenin haberini değiştirdi. Demek ki isim veriyorsa ismini, haber veriyorsa haberini misaldeki gibi değiştireceğiz. Bakalım innel Kur'ane kerimun. Hakkak ki Kur'an kerimdir dedik. Azimun ifadesiyle haberini değiştireceğiz. İnnel Kur'ane azimun şeklinde düzenleme yaptık. Leyte sevabe azimun. Keşke sevap büyük olsa. Leytel cezae azimun. Keşke mükafat, ceza Arapçada suçun karşılığında verilen şey değil. Karşılık demek. Bazen mükafat manasında kullanılıyor. Bazen de ceza manasında kullanılıyor. O yüzden burada mükafat manasında. Keşke ceza büyük olsa, keşke kötülük, kötü karşılık büyük olsa diye kimse temennide bulunmaz. Belki intikam hırsıyla yanıp tutuşan adam suçluyu mahkemeye sevk etmişse böyle diyebilir. O da başka bir şey. Evet. Esbehel lebenu hamran. Esbeha kânenin benzerlerinden. Esbehel inebu hamran. Leben süt şaraba dönüştü diyor. Burada da üzüm şaraba dönüştü diyeceğiz. Evet diğerlerini siz yaparsınız. Geçelim. Ettedribu seminu. Sekizinci alıştırma. İmle il feraga bil kelimetil münasibeti mimma beynel kavseyni. İki yay arasındaki şeylerden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. İki yay dediği parantez. Yani parantez arasındaki kelimeden uygun olanıyla boşluğu dolduracağız. Bakalım. Leyte talibe leyte innenin benzerlerinden. O zaman ne yapacağız? İnnenin ameli gibi nacihun, innenin haberine uygun bir kelime getireceğiz. Evet, keşke öğrenci nacih, başarılı olsa. Bate, geceledi, yani gece sabaha kadar devam etti. El hakimu hakim, geceledi. Nasıl gecelemiş? Sahiran, uykusuz olarak. Sahiran, uykusuz olarak demek. Hakim uykusuz olarak geceledi. Keenne sagira, sanki o küçük racülün adamdır. Evet, keenne de innenin kardeşlerinden ismini nasb haberini ref eden amil. Esbaha kanenin benzerlerinden. Bakalım esbahel ma'u su oldu. Evet ne oldu? Bariden soğuk oldu. Su soğuk idi de değilebilir. Evet inne es-sevabe azimun. Muhakkak ki sevap büyüktür. Yani mükafat manasındadır. Buradaki sevap kelimesi. Et-tedribu tâsi'u. Dokuzuncu alıştırma. İmle il feraga bil kelimetil münasibeti mimme beynel kavseyni. Parantez içerisindeki kelimelerden uygun kelime ile boşluğu doldur. Bakalım inne ilmun mu diyeceğiz? El ilme mi diyeceğiz? Evet inne ismini nasb ettiği için el ilme nurun diyeceğiz. Muhakkak ki ilim nurdur. Kâne racülü mü racülâni mi? Bakalım mevcuden müfret kelime olduğu için er racülâni de ikil olduğundan buraya uymaz. Er racülü mevcuden. Adam var idi. Adam orada idi yani. Leyte ismini nasbeden amil o zaman el-belede garibun. Bilal, beled kelimesinin cemisi, cemi olunca garibunun da ona uygun olarak cemi gelmesi gerekecek veya müfret müennes gelmesi gerekecek. Çünkü bilet gayri akil cemidir. Garibetün. O yüzden buradaki uygun olan şey el-belede kelimesidir. Evet. Keşke el-belede ülke. Belet yerleşim yeri manasında da kullanılabilir belki. Ülke garibun yakın olsa. Esbehe es-seferu sa'ben. Neden es-seferu dedik? Esbehe kanenin benzerlerinden ismini ref eden amil olduğu için sefer yani yolculuk zor oldu. Yolculuk zor idi manası vereceğiz. Lealle umulur ki bu nedir? Lealle yine innenin kardeşlerinden inne gibi amel eder. O zaman el mâle helâlün. Enval
malın cemisidir. Burada müfret olarak habere uygun olarak müfret isim kullanacağız. لَعَلَّ الْمَالَ Umulur ki mal helalün helaldir. Yani malın helal olması umulur. اَتَّدْرِيبُ الْعَاشِرُ Son alıştırma. 10. alıştırma. Ne diyor? اِمْلَئِ الْفَرَاغَ بِالْكَلِمَةِ الْمُنَاسِبَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ Listeden uygun bir kelime ile boşluğu doldur. Listeye bakalım. Er-racu lümülle mi? Hareket tam belli değil. Er-racule olabilir. Evet, adam, haramun haram, el cihat, cihat, yusur, kolaylık, kaimetün de liste demek. Bakalım, inner riba muhakkak ki faiz haramun. Buraya haram kelimesini getirdik. İkiye bakalım. Ke enne saimun var. O zaman ke enne racule, sanki adam saimun, oruçludur diyebiliriz. Evet, diğerlerini yapalım. İnne dine muhakkak ki din yusurun, kolaylıktır. كَأَنَّ الصَّلَاةَ Sanki namaz قَائِمَةٌ kılınmıştır ya da ikame edilmiştir. Evet, kılınıyor. Sanki namaz kılınıcıdır da değilebilir. Kılınıyor da değilebilir. قَائِمَةٌ'u buraya müennes haber olarak getirelim. عَلِمَتْ Bildi. O bayan bildi. Hiyedir bunun faili. اَنَّ Neyi bildi? اَنَّ الْجِهَادَ Cihadın vacibun, gerekli olduğunu bildi. Enne'ye mana verirken ne yapıyoruz? İsmini nunluyoruz. Cihadın vacip olduğunu haberini de dığlıyoruz. Doğru mana elde etmek için. Evet değerli takipçilerimiz, bugünkü dersimiz de burada bitti. Rabbim müstefit olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.